Bugün Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının yıl dönümü. O gün Samsun'un vatanperver insanlarını selamlayan Atatürk'ün taşıdığı duygularla sizleri selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs. 19 Mayıs sadece Türk Milli Kurtuluş Hareketi'nin başlangıcı değil, yeni Türk Devleti'nin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır. Saygıdeğer misafirler, okulumuzun lise müdürü Sayın Gülcan Yaşar'ın günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmasını takdim ediyorum. Değerli velilerim, sevgili öğrencilerim ve kıymetli öğretmenlerim. Bugün 19 Mayıs. İşgal kuvvetlerini topraklarımızdan söküp atmak için milli iradenin, birlik ve beraberlik ruhunun, güçlü bir inancın uyanış günüdür. Emperyalizme karşı halkın direniş sembolüdür. 19 Mayıs, özgürlüğe ve bağımsızlığa doğru atılan ilk adımdır. Sevgili gençler, geçmişini, tarihini, kültürünü bilen, özüne ve geçmişine sahip çıkan ve bunu da gençlerine aktarabilen toplumlar ilelebet yaşama hakkına sahiptirler. Bu bilinçle 19 Mayıs 1919'da ilk bağımsızlık ateşini yakan Mustafa Kemal Atatürk, yapmış olduğu çalışmalar ve gerçekleştirdiği kongreler ile Kurtuluş Savaşı'nı ona inanan milletiyle birlikte sürdürmüş. Kazanılan bu zaferin devam etmesi ve vatanımızın kalkınması için gençlere olan güveni sebebiyle de bugünü siz gençlerimize armağan etmiştir. 19 Mayıs aynı zamanda bir gençlik günü, spor günüdür. Spor ise bir beden eğitimidir. Bedeni güçlü, zihni güçlü, iradesi güçlü gençler bir vatanın her şeyidir. Umut sözde değil, özde, özünde gençtedir, gençlerdedir. Selam olsun 19 Mayıs'ta yakılan meşaleye. Kutlu olsun gençlik ve spor bayramımız. Kutlamamızda emeği geçen, önce yeni umutlu gençlerimize, katkı koyan, sevgisini, değerini hep hissettiren velilerimize ve her zaman emektar öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler uygulanmaya geçtiği vakit Türk milleti daima yükselecektir. Okulumuzun tarih öğretmeni Sayın Gürkan Oğuz'un 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı konuşması sizlerle. Samsun, işgal kuvvetleri için önemli noktalardan biriydi. Stratejik bakımdan büyük öneme sahipti ve Karadeniz'den Orta Anadolu'ya açılan en rahat ve güvenilir bir kapıydı. İngilizler 9 Mart 1919 tarihinde Samsun'a askeri birlik çıkarmışlardı. Buna tepki olarak Türk Makineli Tüfek Birliği'nden Hamdi adındaki bir teğmenin askerlerini alarak dağa çıkması dikkatleri bu bölgeye çekti. Ve İngiliz Yüksek Komiserliği'nin de Türk halkının silahlandığı konusundaki şikayetleri üzerine bu bölgeye güvenilir bir kumandanın olağanüstü yetkilerle gönderilmesine karar verildi. Bu kumandan Mustafa Kemal Atatürk'tü. Ve Atatürk uzun zamandan beri ülkenin içinde bulunduğu bu umutsuz duruma üzülüyor ve bir şeyler yapmak için Anadolu'ya geçmek istiyordu. Bu onun için bulunmaz bir fırsattı. Atatürk beraberindeki kişilerle birlikte 16 Mayıs 1919 günü öğleden sonra Bandırma adındaki eski bir vapurla Galata rıhtımından ayrıldı. 17 Mayıs 1919 günü Bandırma vapuru ile İnebolu'ya vardı. 18 Mayıs 1919 günü tarihin akışını değiştirecek yolculuğun sonuna gelindi. Atatürk Samsun'a çıktığında gördüğü manzara pek de parlak değildi. Şehirde İngiliz işgal kuvvetleri vardı. Pont surları sokaklarda kol geziyordu. Halk kendisini koruyamayacak durumdaydı. Atatürk'ün aylar boyunca geçirdiği uykusuz geceler Samsun'da da sona ermemişti. Ama o ve onun gibi düşünenler oldukça hiçbir engel aşılamaz değildi.
Kısaca vermeye çalıştığımız bu yolculuk Türk milleti için bir dönüm noktası oldu. Kurtuluş mücadelesinin başlangıcıydı. Milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'da Anadolu topraklarına bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinin önemi nedeniyle de bugünü Türk gençliğine armağan etti. Atatürk, gençler, benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler, bir gün bu memleket sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum derken Türk gençliğine olan güvenini anlatmıştı. Türk genci devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir. Bunların gereğine, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır. Yönetim biçimini ve devrimleri benimsemiştir. Atatürk'ü anlamak, yaşadıklarını ve fikirlerini bilmekle mümkündür. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında yaşanan zorlukları göz önünde bulundurarak 19 Mayıs'ları Atatürk'ün emanetine daima sahip çıkarak kutlamalıyız. 19 Mayıs'ta Samsun ufkundan bir güneş yükseldi göklere doğru. Bir millet uyandı derin uykudan, koştu o parlayan güneşe doğru. Sırada Fen Lisesi öğrencilerimizden Irmak Öntaş'ın 19 Mayıs şiiri. Bugün Türkiye bir şeref, tarihlere bir ündür. Tutsaklıktan Türklüğün kurtulduğu ilk gündür. Bugün ezdik öz yurda ecel olan başları. Bugün çıktı ağzından atamın son kararı. Neydi ah o karanlık, o günlerdeki acı. Sarmıştı dört yanını yurdunun 100.000 umacı. Padişah saltanatı kurtarmak davasında. Memleket tek başına kalmış kendi yasına. Gökler Türk'ün derdinden yas tutmuş Karabağlar. Ateşten bir çemberin içinde Türklük ağlar. Gül kurumuş, saksıda bülbül atmış sazını. Mevsimler değiştirmiş baharını, yazını. Her köyde, her kente, her okulda, her fabrikada Cumhuriyeti emanet ettiğim gençliğim var. Okulumuz 8. sınıf öğrencilerinden Eylül Dinç, Sarı Saçlım, Mavi Gözlüm şarkısını bağlama eşliğinde seslendirecek. İyi seyirler.
Atatürk diyor ki, gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Lise öğrencilerimizden Begümcan Polat'ın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resim gösterisi sizlerle. Atatürk deyince aklıma çalışmak gelir, zorlu zorlu savaşlara, çetin işlere alışmak gelir. Kavgaların, öfkelerin ötesinde barışmak gelir, insanca, uygarca yaşamak için kendi kendimizle yarışmak gelir. Anaokulu öğretmenlerimizden Sayın Nilda Eşki'den Hoş Gelişler Ola türküsünü dinleyeceğiz. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa, askerin milletin bayrağınla çok yaşa. Arş 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 ileri ileri, arş ileri, dönmez geri Türk'ün askeri. Sağdan sola, soldan sağa, al da bayrağı düşman üstüne. Cephede süngüler ayna gibi parlıyor, Azeri Türkleri bayrak elde bekliyor. Arş 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 ileri ileri, arş ileri marş ileri, dönmez geri Türk'ün askeri. Sağdan sola, soldan sağa, al da bayrağı düşman üstüne. Bugün 19 Mayıs. Düşünceden uygulamaya geçişin hareket noktası. Bugün 19 Mayıs. Dirilişin başlangıç noktası. Bugün 19 Mayıs. Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 101. yılına ulaşması. Lise öğrencilerimiz Levent İzbul, Mert Efe Sap, Elif Tuana Günalp, Efe Tay, Eda Çatlak ve yabancı dil öğretmenlerimizin sunumuyla dünyada tanınmış kişilerin Mustafa Kemal Atatürk için söylediği sözler karşınızda. Young people, you are those who strengthen and maintain our courage. With the culture and education you have, you will be the most precious symbol of the humanity and patriotism. You are the rising generation. The future is yours. We established the Republic and you will maintain and raise it up, he said.
to think of such a person that even his enemies remembered him with respect. The Turkish nation and the world understood and felt Atatürk's views and ideas. Made him their guide without even seeing him. Here are five important people that have spoken about our great leader, Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk is not only the leader of this century, we in Pakistan believe that he is one of the greatest leaders of all time. A military genius, a peerless social engineer, and a natural-born leader. Mustafa Kemal is the heart of the new Turkey. He created fresh, strong nation from an old-torn society and proved himself to everyone with his unique personality and convinced everyone with his energy. I conducted interviews with his thinkings and presence. I can't remember one single incident in which I was excited and impressed when I interviewed Atatürk. He has captivating personality with enormous power of such a person that he is not imaginary. He knows what he wants. He does what he knows. He doesn't wish something that he cannot do. Such a fundamental change in such a short time in a nation's history is rarely accomplished. Those who have done this extraordinary work are undoubtedly entitled to have the character of the great man. And so, Turkey can be proud to have such a great man. Karşımdaki bu büyük adam da keşfettiğim bu büyük meşhurde maharet ve karakter o kadar iyi işlemişti ki soslarında hiçbir şüphe aranamazdı. O cengi dahi Türk şefinin o esnada Çanakkale'de bulunması, mutfaklar bakımından tarihinin acı derbirinden biridir. Akıllı ve barışçı yöntemlerle geliştirdiği eserleri halkların tarihinde izlerini bırakacaktı. Ey güzel Anadolu'm, ey ana toprağım, kemençeden çıkan kıvrak namelerde, horonlarda, halaylarda, zeybeklerde, dalaşlarda, Karadeniz uşaklarında, sen türküsün dillerde. Lise öğrencilerimizden Azra Seda Bülbül'ün 19 Mayıs ve Atatürk adlı metnini dinleyeceğiz. 19 Mayıs günü, Türk milleti için önemli bir gündür. Özgürlüğe, bağımsızlığa ilk adım o gün atılmıştır. Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a ayak basmasıyla başlamıştır. Mustafa Kemal, Samsun'a çıkışı ile tüm ülkeyi kurtaracak bir hareket başlatmıştır. Atatürk'ün milli birlik ve dayanışmayı gerçekleştirmek için çıktığı yolculuk, milletin güçlenmesini sağlamıştır. Atatürk, bu savaşta gerçekten tüm gücünü, millet sevgisini ortaya koyarak savaşmıştır. Atatürk bir konuşmasında "Ben 19 Mayıs'ta doğdum." demiştir. Ulu Önder'in 19 Mayıs'ı doğum günü olarak kabul etmesi, 19 Mayıs'ın tarihimizdeki yerini ve önemini en iyi biçimde açıklamaktadır. Kurtuluş Savaşı İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin saldırmasıyla başlamıştır. Ve savaşı Türk milleti onur ve başarı ile tamamladıktan sonra 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiştir. Biz de Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı olan 19 Mayıs gününü Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı olarak kutluyoruz. Atatürk'ün bu bayramı gençlere armağan ettiğini unutmuyoruz. Sizler yeni Türkiye'nin genç evlatları. Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek ülkümüze durmadan, yorulmadan yürüyecektir. Lise öğrencilerimizden Ali Öğüt,
gitarıyla Güzel Günler Göreceğiz şarkısını icra edecek. Atatürk diyor ki, gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Lise öğrencilerimizden Teoman Çelik'in 19 Mayıs Puzzle gösterisi. Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Biz her şeyi gençlere bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır. Gelecek umudunun ışıklı çiçekleridir onlar. Yeni Umut İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden Kuzey Yaşar, Elif Bulen Balıkçı, Berrak Şengül, Eymen Ege İnci, Doruk Bulut, Umut Furkan Meltem, Devrim Aras Önal, Tolga Güney Doğan, Dila Seçkin, İlker Erdem, Batın Eymen Cihan Öztürk, sınıf öğretmenleri Sayın Nuray Sapmaz, Kıraç'ın 19 Mayıs marşına işaret diliyle eşlik edeceklerdir. Bir güneş doğdu, şampan
Açık ve kati olarak söyleyelim ki sporda muvaffak olabilmek için her türlü yardımdan ziyade bütün milletçe sporun mahiyetinin ve değerinin anlaşılmış olması gerekmekte. Onu kalpte muhabbet ve vatani bir vazife olarak telakki eylemek lazımdır. Yeni Umut öğretmenleri ve öğrencilerimizden spor bayramına ithafen düzenlenen gösteri sizlerle. Thank you.
Geç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Soul. You have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours.
milletim, mutludur 19 Mayıs günü. Bugünün toprağında fışkırdı cumhuriyet. Geleceğin yolunda yükselen gençlik, öğün. Kabarsın milli duygun. Bugün coş, gül, bayram et. Fen Lisesi öğrencilerimizden Elif Baharak Bulut yazmış olduğu şiiriyle sizlerle. ...19 Mayıs 1919... Bandırma göründü Samsun'da. O vapur ki ne şanslıdır, atamı getirmiş yanında. Denizden nasıl farksızsa gözleri, ümidi de yükselen bir fırtınaydı Karadeniz semalarında. İşgal devletlerine bırakıldı dört bir yanı Anadolu'nun. Bu vatan nasıl himayesi olurdu korkakça, gafil avlayanların? Ürperten bir geceyi yararak geliyordu Mustafa Kemal. Özgürlük ve bağımsızlık karakteriydi Ayşe'nin, Mehmet'in, Hasan'ın. Bu milletin destanlarıyla doluydu tarihin tozlu sayfaları. Boyun eğmek, vazgeçmek, esir vermek demekti Türklüğün fıtratını. Atam halkla birlikte yürüdü, kalkanı oldu vatanının taşı toprağı. Mesele kimliği korumaktı, değildi kaybetmek savaşı. Analar nasırlı elleriyle dua eder, babalar ocağını korur. Evlatlar vatanını gözetler, İstiklal için vurulur. Kimi yiğitler meydanda öylece yatıyor. Korkma, yurdunu müdafaya bir kahraman doğuyor. Teslim olmazdı bu millet hiçbir güce, karara. Kahramanının izinden gidiyordu, bir yenisi ekleniyordu ilerledikçe sağlam adımlarına. Göğüs germek, birlik olmak gerekiyordu şehadete, bin bir zorluğa. Ya istiklal, ya ölüm diye yükseliyor sesler. Bir uçtan öbür uca. Efendiler, hepiniz mebus olabilirsiniz. Vekil olabilirsiniz. Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız. Hayatlarını büyük bir sanata vakfeden bu çocukları sevelim. Lise öğrencilerimizden Olcay Selin, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resim gösterisi sizlerle. Başla de büyük.
Hayatı ve özgürlüğü için ölümü göze alan bir millet asla yenilmez. Şuna inanmak gerekir ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Egemenlik verilmez, alınır. Lise öğretmenimiz Sayın Nihal Öztürk'ten "Biz Atatürk Gençleriyiz" marşını dinleyeceğiz. Oy rari 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 hey. Bir ulus sanattan ve sanatçıdan yoksunsa tam bir hayata sahip olamaz. Lise velilerimizden Gülten Onat, Medet Çakırer, Özlem Sap, Ali Yıldız, Yüksel Doğan, Gülşen Yaşin, Tuğba İzbul, Duygu Öntaş, Burçin Şayan, Halil İbrahim Yıldız'ın seslendirdiği
Behçet Kemal Çağlar şiiri olan Samsun güzellemesi sizlerle. Diner dertleri her gözü yaşlının, Samsun'da teselli sunar dalgalar. Şapka vurmuş gibi o gün başlanan, yanar pırıl pırıl yanar dalgalar. Yer gibi gizli bir haber verse, kıyı yeşil giyip murada ersen. Ne gün kırık dökük bir gemi görse, 19 Mayıs'ı anar dalgalar. Samsun göklerinde Türk'ün bayrağı, Samsun tarlasının eşsiz toprağı. Samsun tütününün altın yaprağı, uzakta bir gümüş pınar dalgalar. Samsun suya doğru kaydıkça kayar, görenler yüzmeye niyetli sanar. Su maviye, bahar yeşile boyar, cennete ulaştık sanır dalgalar. Atayı anarken yanar vurkulur, tunçlaşmış halini heykelde bulur. Köpük köpük beyaz güvercin olur, ayak uçlarına kadar dalgalar. Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Lise öğretmenlerimizin sunumuyla gençliğe hitabe sizlerle. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedtahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyetin müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. İmkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha ilim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevdilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ün ruhudur enerji kaynağımız, dalgalansın omzunda şan dolu bayrağımız. Ortaokul öğrencilerimizden Efsa Kaya, Ömer Faruk Kaya, Doğan Ama, Atakan Önal, Serra Karatoprak, Ömer Kaan Gedik, Elif Rana Ünlü, Yunus Cevil, Tolga Aydın gençlerin ataya cevabını seslendirecek. Büyük ata, varlığımızın en mukaddes temeli olan Türk istiklalinin ve Türk Cumhuriyeti'nin ebedi bekçileriyiz. Karar, sarsılmaz irademizin değişmez ifadesidir. İstikbalde hiçbir kuvvet yolumuzdan döndüremeyecektir. Bizden bütün hızımızı senden, milli tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez insan ateşini alıyoruz. Senin kurduğun temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her hamle şuurludur. En kıymetli emanetin olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti, mevcudiyetimizin esası olarak eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatların elinde ilelebet yaşayacak, nesilden nesle devredilecek, sarsılmayacaktır.
İstiklal ve Cumhuriyetimize kastedecek düşmanlar en modern silahlarla mücehiz olarak en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi milli şuurumuzu yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsamayacaklardır. İstiklal ve Cumhuriyetimize kastedenler karşılarında 5000 yıllık şerefli Türk tarihinin yılmaz evlatlarını, Cumhuriyeti ve inkılaplarının feyzi ve imanlı gençlerini bulacaklardır. Bu mukaddes emanete yönelen dahili ve harici bütün tecavüzler iman dolu göğsünüze çarparak parçalanacaktır. Ey Türk'ün büyük atası! İstikbal ve cumhuriyetimizi korumak mecburiyeti hasıl olursa, içinde bulunacağımız ahval ve şerait ne olursa olsun, kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak tüm engelleri aşıp her güçlüğü yenmek azmindeyiz. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin ve cumhuriyetin devrimlerini yılmaz bekçilerimiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verip kendimizi büyük Türk milletine adarız. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını sizlerle birlikte bir kere daha kutlamış olmanın sevinç ve heyecanı içerisindeyiz. Birbirimizi sevelim, birbirimize inanalım ve el birliğiyle çalışarak vatanımızı çağdaş uygarlığa ulaştırmanın sevincini milletçe paylaşalım. Kutlama programımız burada sona ermiştir.